Umumi intizamın muhafazası için bir vazife görüyor ve onun için çalışıyor. Adeta her bir varlığın her şeyi görebilecek bir gözü ve diğerinin sesini işitebilecek bir kulağı vardır. Bu meseleyi dilerseniz bir misalle anlamaya çalışalım. Atmosfer yerden bin kilometre yüksekte, muhtelif gazlardan teşekkül etmiş ve taştan daha sert bir gaz okyanusudur. Birçok vazifelerinden birisi de hayat sahibi mahlukata zararlı olabilecek ışınları kesmek ve dünyaya göndermemektir. Bu hikmetli fiilin faili olarak cansız gazları kabul ettiğimizde şu batıl fikirleri de kabul etmemiz lazım gelecektir. 1. Atmosferin güneşin hangi ışınlarının zararlı olduğunu bilebilmesi için evvela hayat sahiplerinin vücut yapısını bilmesi gerekir. Öyle ya, hayat sahiplerini bilmeli ki neyin onlara zararlı ve neyin menfaatli olduğunu tefrik edebilsin. Bu ise her tarafı kuşatmış bir ilmin sahibi olmakla mümkündür. 2. Sadece hayat sahiplerini bilmesi de kafi gelmez. Ayrıca güneşin ışınlarını da tanıyabilmesi lazımdır. Zira zararlıyı zararsızdan ayırt etmek ve ihtiyaca göre belli bir ölçüde göndermek ancak o ışınları tanımakla olur. Bunun içinse türlü türlü alet ve edevatı olup hatta gelişmiş bir laboratuvarı olmalı ki zararlıyı zararsızdan ayırsın ve hangi ışığın hangi ölçülerde gönderilmesinin lazım geldiğini bilsin. Bu ise atmosferin alim, adil, hakim ve mukaddir gibi isimlerle müsemma olmasını gerektirir. 3. Haydi hayat sahiplerinin vücutlarını ilmiyle biliyor ve güneşin ışınlarını da aletleriyle ölçüyor. Peki ama zararlı ışınları göndermemek rahmet ve şefkatin eseridir. Halbuki o cansız ve şuursuz zerrelerde böyle bir merhamet olamaz. Demek Allah'ı inkar etmek ilim sahibi Hikmet sahibi ve merhamet sahibi bir atmosferin varlığını kabul etmeyi gerektirir. Bu konuyla ilgili bir misal daha verelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin Değerli kardeşlerim Bu akşam inşallah Cenab-ı Hakk'ın kayyum esmasını ve onun kainattaki tecelliyatını beraber mütala edeceğiz. Cenab-ı Hak azami derecede beraber istifade ve istifaza eylemeyi. Yani aklen istifade ve kalben feyz alıp istifaza eylemeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Çünkü insan indir Aklıyla birlikte hissiyatı, ruhu, maneviyatı, kalbi dahi gıdalanmak ister. Bu da maneviyat ile olur. Bu da dersin ve Kur'an'ın feyziyle ve bereketiyle olur inşallah. Kayyum ismini inşallah esmasını mütale edeceğiz. Kayyum her şeyi kıvamında yaratan kavme kökünden geliyor. Yani kıvamında, kainatı kıvamında yaratmış, Zat-ı Zülcelal'in esması kıvamında, şuunatı kıvamında, yarattığı her şey kıvamında. Hatta bir ayeti kerimede bütün mahlukatı bu kıyamda yarattığı mahlukata, muarazaya davet ediyor. İnnel lezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlugü zübâben diyor Allah'tan gayrılarına ibadet edenler, onları davet edenler, yani Allah'tan gayrısına tapanlar, Allah'ı ka'ale almayanlar, ted'ûne min dûnillâ Allah'tan gayrısını davet edenler, len yehlugü zübâben bir sivrisineği, bir sineği halk etmeye muktedir olamazlar. Velev içteme ule. Velev bütün kainat içtima etse. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın zatı kayyum fiilleri de kıvamında ve yarattığı her şey kıvamında, şuunatı da kıvamında bugün inşallah bu e, esma ile alakalı آية الكريمة الأربعة، بهادسي شريف لالا برابر، رسالة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. بيده ملكوت كل شيء، له مقالد السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ما من ضابّة إلا هو آخذ بناصيتها. Kısa bir mali bu dört tane ayrı ayet-i kerimenin. Biyedihi melekütü külli şey. Her şeyin melekutu. Yani mülkünün mülkü. Yani bir programı. Yani her şeyin manevi idaresi. Melekutu. Programı, aslı, esası. Yani bilgisayarın bir kasası var. Bir de neyi var? İçerisinde programı var. Bir kasasını hardware, içindeki programa software. Yani o programı yazılım. Her şeyin programı melekutu elinde olan, kudret elinde olan Allah. Cenab-ı Hak tabii ki ilk önce Cenab-ı Rabbül Alemin kendini ancak bize tanıtır. Biz onun tanıtmasıyla Cenab-ı Rabbül Alemin'i tanırız. Yoksa mahdut akıl ile, mahdut dilim ile Cenab-ı Hakk'ı bilmek mümkün değil. Zaten bunu da ve ma kaderullah hakka kadri. Yani ne yazık ki, yazık ki kulları hakikatiyle Cenab-ı Hakk'ı tanıyamadılar diye bunu ayeti kerimede Rabbimiz bize ferman buyuruyor. Evet Rabbimiz ayeti kerimede bize zatını tarif ediyor. Biyedihi melekütü külli şey her şeyin melekutu, programı, esası elinde olan. Lehu mekalidüs semavati vel arz. Semavat ve arzın yani, ne, yani üzerinde bulunduğumuz arz, arada arz etmek. Cenab-ı Hak esma ve sıfatının tecelliyatını ukulu beşerin yani beşerin akıllarının önüne sermesine arz etmek sermek demek. Hatta biz dilekçelerimizi, fikirlerimizi efendim görüşlerinize arz ederim diye ne yapar? Bitiririz. Arz etmek, sermek. Cenab-ı Hak da adeta esmasının tecelliyatını yani Zat-ı Zülcelal kendisini tanıtmak için bizi yarattı ya. Biz de akıllı mahluklar onu tanımakla mükellefiz. O zaman o esmanın tecelliyatını ne yapacak? bize arz edecek. İşte arz ondan dolayı dünyaya denilmiş. Ve semavatı halaka semavati vel arz, rabbus semavati vel arz diye çok ayeti kerimelerde sema ile omuz omuza arz zikredilir. Lehu onun içindir, ona aittir, onundur. Mekalidus semavati vel arz semavat ve arzın anahtarı yani hazinesinin mülkü ona aittir. Ve in min şeyin illa indena hazainuh. Hiçbir şey yok ki ve in min şeyin hiçbir şey yok ki illa indena. Burada değerli kardeşlerim burada istisna ile hasır edatıyla başlıyor. İstisna edatıyla ortalıyor ayeti kerimeyi. Yani burada bir gayeye matuf Cenab-ı bir şey diyecek ve immin şeyin illa indena hazainu. Hiçbir şey yok ki hazinesi onun yanında, onun katında olmasın. Her şeyin hazinesi Cenab-ı Hakk'ın katındadır. Ma'min dabetin illa huve ahizun bi Her şeyi perçeminden, idaresinden tutan, cana idare eden bütün mahlukatı çeviren Cenab-ı Hak'tır. Bunu Cenab-ı Hak kayyumiyetiyle yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın bu ayeti kerimeler kayyum esmasını ne yapıyor? Tefsir ediyor. Bu kainatın Halikü Zülcelali Kayyum'dur. Yani şu kainatı, çain ol denince olan şeyler, çün emrinden geliyor. Kevnu mekan deriz kainata aynı zamanda arza. Yani Cenab-ı Hakk'ın ol emrine muhatap olup aynı zamanda olan şeylere biz ne diyoruz? Kain diyoruz. Cem'isi kainat. Yani Allah'ın ol emriyle olan her şey kainattır. Allah'tan gayrı her şeye ne diyoruz? Kainat, yaratılan mahlukat. Bu kainatın, bu sistemin Halıkü Zülcelali Kayyum'dur. Esmasıyla, sıfatıyla, şuunatıyla, tecelliyatıyla asarıyla yani eserleriyle yarattığı her şeyle Cenab-ı Hak nedir? Yarattığı her şey mucizedir, mübareze edilemez. Evet, zatı da kayyumdur. Kayyum yani şuunatı kıvamında, zatı rububiyeti kıvamında, uluhiyeti kıvamında. Yani tam ibadet edilmeye layık bir ilah. ibadet edilmeye layık bir Rab, bütün kainatın maliki, sahibi, mutasarrıfı, bütün kainatı tezyin eden bir ilah. Kayyumdur her şeyin kıvamında. Evet yani bizatihi kaimdir. Aynı zamanda kayyum kıvamında tutan, bütün kainatı kıvamında tutup ayakta tutan bizatihi nedir? Cenab-ı Hak'tır. Bizatihi kaimdir. Daimdir ve bakidir. Ve her gün günde beş defa okuduğumuz çok faziletli ayet olan Bakara suresinde geçen 255. ayeti kerime Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Allah'tan başka ilah yoktur. O hay ve kayyumdur buyuruyor Cenab-ı Hak. Orada birden Allah'tan başka ilah yoktur ve haydır bütün onun hayatıyla bütün mahlukat hayatta kalıyor ve onun yaratmasıyla bütün kainat ayakta duruyor. Hüvel hayyül kayyum ve onun kıvamda tutmasıyla kainat ne oluyor? Ayakta tut duruyor. Ondan sonra la te'huzuhu sinetun ve la birden frekansı değiştiriyor Cenab-ı Hak. Diyor ki o uyuklamaz ve uyumaz. Burada bunu zikretmesinin sebebi değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak kainatı her an yaratıyor demektir. Allah eşyayı her an yaratıyor. Külle yevmin hüve fişen Allah her an yaratmadadır. Cenab-ı Rabbul Alemin kainatı her an yaratıyor. Yani Mesela şu lambalar, evimizdeki lambalar 50 Hz yazar arkalarına. Böyle etiketlerine baktığımızda 220 V, efendim 80 veya 25 W, w ve 50 Hz veya 0 2 de amper A. Bunun manası şu. Lamba tam bir saniyede 50 defa yanıp sönüyor. İşte kainatın yani kayyum ismine en güzel şu evimizdeki 220 volt, 380 volt olan elektrik akımıdır. Elektriklerdir. Oradaki frekans o elektriğin alternatif akımın 50 defa gidip gelmesine yani yanıp sönmesine ama biz her an yanıyor görüyoruz. Bu ne demek? Şu demek Cenab-ı Rabbül Alemin kayyum esmasıyla aynen bu lamba misalinde olduğu gibi kainatı her an yaratıyor bir an kayyumiyetini kesse kainat yokluğa müncer olacak. Adem'e müncer olacak. Yani yok olacak. Daimdir. Bakidir. Allah bakidir. Onun bekasıyla kainat her an yaratılıyor. Bütün eşya onunla kaimdir. Yani ayakta duruyor. Devam eder ve vücutta kalır ve beka bulur. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o nispeti kayyumiyet kesilse, Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyeti kainattan bir dakikacık olsa kesilse kainat mahvolur. Kainat değerli kardeşlerim kainat mahvolur, silinir, yok olur. Demek her an Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kainatı yaratıyor. Buradan şu neticeyi tahsil edebiliriz tahsil etmek yani netice çıkarmak demek, hülasa çıkarmak. Biz şimdi bu cümleden şu neticeyi ve şu balı tahsil edebiliriz ki kulları her an Allah demeye mecburdur. Ela bi zikrillahi kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Cenab-ı Rabbul Alemin'i tanımakla tatmin olur. Bediüzzaman Hazretleri Pencereler Risalesi'nde Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub ayeti kerimesindeki zikri tarif ederken Allah'ı zikretmek Allah'ı tanımaktır diye onu tefsir eder. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesi on küsür farklı manada kullanılan müşterek kelimedir. Yani manası ortak kelimedir. Aynı zamanda ihtardır manasındadır namaz manasındadır, Kur'an manasındadır, nasihat manasındadır, alim manasındadır. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bilmiyorsanız hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bizi bilmeye, öğrenmeye teşvik ediyor. Ondan sonra diyor ki bilmiyorsanız elu. <laughs> ehle zikre in la talemun. Ta Bilmiyorsanız gidin ehli zikre sorun. Yani oradaki zikir alim manasında. İnna nahnu nazzalna nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun. Biz bu zikri indirdik, onu biz koruyacağız. Ya eyyühellezine amenü zikrullaha. Burada da hatırlatmak manasında. Bakın oldu üç. Ondan sonra fezkuruni beni anın. Bak oldu dört anmak manasında. Ezkurkum ben de sizi hatırlayayım. Haşa Allah'a hatırlatmak kelimesini izafe etmek bir nakisedir, bir noksanlıktır. Dolayısıyla orada Cenab-ı Hak ben de sizi anayım manası vardır burada. Demek ki e, zikir kelimesinin birçok manası var değerli kardeşlerim. Evet. Yani o zat-ı Zülcelal kainattan bir an kayyumiyetini kesse kainat mahvolur. İşte onun için biz her an Cenab-ı Hakk'ı anmak, hatırlamak, bilmek, zikretmek, yani anlamak ve tanımak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah bizi her an yaratıyor. Her an Allah'a muhtaçız. Cenab-ı Hakk'a sadece namaz kıldığımız anlarda, ona dua ettiğimiz anlarda değil, bizi her an yarattığı için Cenab-ı Hakk'a her an muhtacız. O zaman muhtaç olduğumuz velimizi Hüve mevlakum ni'mel mevla ve ni'men nasir. O sizin mevlanızdır, sahibinizdir, velinizdir. O ne güzel mevladır, o ne güzel yardımcıdır diye kendisini, zatını tarif eden Cenab-ı Rabbül Alemine ne yapmak lazım? Her an zikretmek, hatırlamak, teşekkür etmek, ne yapmak? Bu kalbi ona satmak lazım. Öyle diyor. İnne Allaheşterâ minel müminine enfusehum ve envâlehum bi enne lehumul cennet. Cennet karşılığında ey müminler, sizden kalbinizi, dilinizi, gözünüzü, aklınızı, bütün cevarih ve azanızı ve vücudunuzu ve maddi ve maneviyatınızı bana satın ve karşılığında size cenneti ne yapayım hediye edeyim fazlımdan. Ve fiha ma teştehihil enfüsü ve telezzül ayunu ve tüm fiha halidun. Yani o cennet ki içerisinde her türlü lezzetin bulunduğu bir cennet ve ebedi kalacağınız cennet. Bunu size vereyim buyuruyor. Evet demek ki biz her an Allah'ı zikretmek ve Cenab-ı Rabbül Alemin madem ki kayyum biz de ona her an kul olmak mecburiyetindeyiz. Kain-i Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman ettiği gibi Kur'an-ı Azimüşşan yani o şanı yüce Kur'an, kelamı olan Kur'an orada ferman buyuruyor. Ferman kimden gelir? Sultan-ı Zülcelal'den gelir. Celal sahibi sultandan gelir. Leyse kemithlihi şey'ün. Ulema şu ayeti kerime için buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de belki de Cenabı Hakk'ı en güzel tarif eden ayet budur. Evet. Subhaneke ma arafna hakka marifet keya ya maruf. Ya Rabbi seni hakikatiyle biz tanıyamadık diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Demek ki Niye tanıyamıyoruz? Çünkü onun ya Cenab-ı Hak şu, şu gibidir, Cenab-ı Hak bu gibidir diyemiyorsun, benzetemiyorsun. Onun misli hiçbir şeye benzemez. Bir de burada bir incelik var ki burada bir ke edatı gibidir manasında olan edat zaiddir, sabit değil. Belagatta yani kelime tasrif edilir. Ayeti kerimenin kelimeleri tek tek bu zaittir, bu sabittir. Bu hazfedilmiştir, bu izhar zahire çıkarılmıştır. Bu takdim, bu tehir edilmiştir. Bu muzari, bu mazi gelmiştir. Bu işte niye müfret geldi, niye cem olmadı gibi onun inceliklerini müfessirler beyan etmişler. Buradaki a, ke, leyse kemithlihi şeyün, aslında leyse mislehu şeyun olması lazımdı. Yani niye orada o okay ke fazla? Bunu müfessirler diyor. Tefsirlerden okuyoruz. Çünkü diyor hiçbir şey onun misli değildir olması lazımken onun misli gibidir. Yani siz hayalinizde bir ilah tasavvur dahi etseniz o ettiğiniz şey dahi hayal dahi edemezsiniz. Hayaliniz dahi Allah'a yetişemez manasında o mislini dahi düşünemezsiniz diyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Yani o zaid olan kef harfi bir mucizedir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki onun yani Allah'ı hayal dahi ede, tasavvur dahi edemezsiniz. Zaten Allah'ı düşünmek haramdır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Tefekkeru fi ala illa Allah'ın nimetlerini tefekkür edin. Ve la tefekkeru fi zatihi. Allah'ın zatını sakın tefekkür etmeyin. Fe innekum lem takdiru. Allah'ı hakikatiyle ne yapamazsınız? Takdir edemezsiniz. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin'i nimetlerini tefekkür edin, zatını takdir etmeyin. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde naziri yoktur. Cenab-ı Rabbül Alemin'in benzeri naziri yoktur. Misli olamaz, şebihi yoktur. Yani onun benzeri misli olamaz, şeriki olamaz. Cenab-ı Hakk'ın ortağı olamaz. Lev kâne fîhime âlihetun illallah. Eğer diyor Allah'tan gayrı bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın delilidir. Lev kâne fîhime âlihetun illallahu le Fesat Arapça terör demek. Eğer Allah'tan gayrı bir ilah olsaydı yani müşriklerin tasavvur ve tahayyül ettikleri gibi haşa ve kella bir ilah daha olsaydı le Buradaki lam tevkit tekit lamıdır. Yani kainat muhakkak ne yapardı? Fesada girerdi. Onun için Bediüzzaman Hazretleri tefsirinin müteaddit yerlerinde bir memlekette bir iki padişah, bir vilayette iki vali, bir nahiyede iki müdür, bir köyde iki muhtar olsa o memleketi fesada ve her cümerce çevirirler der buyurur. Hakikaten öyle. Geçen de Türkiye'de bir vilayette bir muhtar seçilmiş. O muhtara 6 ay sonra birisi itiraz etmiş. Mahkeme kararıyla muhtarlığı ele almış. Ama mazbata eski muhtarda, mühür yeni muhtarda. Dolayısıyla sıkıntı olmuş köylü müracaat etmiş valiliğe. Sayın valim bizim köyde iki muhtar var. Çok büyük sıkıntıya düştük. Hakikaten bir köyü iki muhtar fesada çevirirse siz düşünün ki kainatta iki tane ilah kainatı teröre, fesada ne yapar? Çevirir. Onun için şeriki olamaz. Kelime-i tevhidde ilk önce ne diyoruz? La ilahe illallahü vehdehu. Yani Allah'tan gayri ilah yoktur. İlk önce uluhiyetini tasdik ediyoruz. Teyit ediyoruz. Zaten Cenab-ı Rabbül Aleminin biz bilsek de bilmesek de ondan gayri ilah yoktur. Yani Allah tektir. Vahdehu birliğini, tevhidini ilan ediyoruz. Ondan sonra ilk ne geliyor? La şerikele. Onun şirketi yani ortağı yoktur diye ne yapıyor? Kelimeyi i tevhidde dahi böyle dinimizde ilan ediyoruz. Evet bütün kainatı şuunatıyla, keyfiyatıyla, şeniyle yani bütün kainatı haliyle kabzayı tasarrufunda tutup kabzasında tutan yani kabza avuç demek. Yani kudretinin avucunda tutan bir hane bir saray hükmünde öyle bir sultan ki innema emruhu iza erade şeyen en, en yekule lehu kun Öyle bir padişahı zülcelal ki o bir şeye sadece kün dese o şey oluyor. Böyle bir ilah. Evet, kabza rububiyetinde tutup bir saray hükmünde kemali intizam ile tam bir nizam ile tedbir ve terbiye ve idare eden bir zat akdes mukaddes kudsi bir zat zat akdese misil ve mesil yani eş ortak onun gibi ve şerik ve şebi olamaz ve muhaldir değerli kardeşlerim demek ki Cenab-ı Hakk'ın yani uluhiyeti rububiyeti, kayyumiyeti ve şuunatı ve fiilleri nedir? Kayyumdur, kıvamdadır, tam kıvamındadır. Dolayısıyla ibadet edilmeye Cenab-ı Hak layıktır. Onun için biz ne yapıyoruz? Allahu Ekber diyerek namazın içerisinde başlarken Allahu Ekber, rüküye varırken Allahu Ekber, rüküden doğrulurken Allahu Ekber. Yine secdeye varırken Allahu Ekber. Yani Bediüzzaman Hazretlerinin tabiriyle tahayyülümüzün, hafsalamızın, idrakimizin haricinde olan kibriyayı azametini Allahu Ekber ile ne yapıyoruz? İlan ediyoruz. Yani tavkı beşerin üstünde olan Cenab-ı Hakk'ın kibriyasını ancak Allahu Ekber ile mücmel bir şekilde ifade ediyoruz. Evet, Zatı Kayyum, Cenab-ı Rabbül Alemin Kayyum'dur. Onun için İmam Rabbani demiş ki, Esma-i Hüsna içerisinde Allah'ın kainatta en mücella, en güzel, en çok tecelli eden esması Kayyum'dur. Çünkü o mübarek imam, Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Cenab-ı Hakk'ın Kayyum ismini en ziyadene yapmış. Kainatta tecelliyatını görmüş. Allah'ın bu kainattaki en büyük ismi azamı kayyumdur demiş. Ondan dolayı ismi azam nedir? Bütün ulemalara göre, ekser ulemalara göre farklıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri ya haydır demiş. Hay ismi Cenab-ı Hakk'ın ismi azamıdır. Ve İmam-ı imam Azam buyurmuş ki ismi hakem ve adıl ada yani Allah'ın adaletini ve hikmetle yaratmasını kainatta görmüş. Hakikaten 30 bin küsür mesele halletmiş, binlerce fetva vermiş ve bütün eazımı müctehidinden önce yaşamış olduğu halde en istikametli fikirler dermeyan etmiş olan İmam-ı Azam'a da yakışır ki Hakim ismi, Adil ismi en ismi azam olsun de desin hakikaten de öyle. Evet. Arkadaşlar değerli kardeşlerim, kainatta Cenab-ı Hakk'ın mükemmel esması var. O mükemmel esmasıyla her şey kemale doğru gidiyor. Yani 50 sene önce üretilen arabalar şimdiki arabalardan güzel değil. Sonra gelen daha mükemmel olur. İlim de böyle. Ama bakıyoruz ki doğum tarihlerini takriben söyleyeyim. İmam-ı Azam Hazretleri'nin Hicri 80. Ondan sonra İmam Ebu Yus ee, İmam Malik'in 90, İmam Ebu Yusuf'un 111, İmam Züfer'in Züfer bin Hüzeyl'in 113, İmam Muhammed Şeybani'nin 128, ee, 132. Ondan sonra İmam Şafi'nin ee, İmam Şafii'nin 150, İmam Ahmet İbni Hanbel'in 164. E şimdi bakıyoruz hepsinden önce yaşamış. Hepsinden 100 sene, 50 sene, 70 sene önce yaşamış. Ama en istikametli, en hikmetli fetvayı vermiş. Cenab-ı Hak şefaatlerine mazhar eylesin. Evet o da demiş ki ismi hakem Allah'ın ismi azamıdır. Ve şimdi biz burada Bediüzzaman Hazretleri de Ferdun Hayyun Kayyumun hakemin Adlun Kuddusun diyen i̇mam Ali radıyallahu anh gibi bu altı tane esmayı ne yapmış? İsmi azam olarak kabul etmiş. Yani i̇mam Ali hazretlerinin ene medinetül ilm fe babuha ben ilmin şehriyim. Ali sonun kapısıdır diyen Peygamber aleyhissalatü vesselamın dördüncü e, halifesi i̇mam Ali altı tane esma diyor. zaman hazretleri de bu altı tane esmayı ne yapıyor? Tasdik ediyor ve bir de Allahu Ehad esmasını onlara yedinci olarak ekliyor. Evet bu kayyumiyetin bir de kainatta tecellisi var ki yani Allah kayyumdur. Kainatı her an yaratıyor, ayakta tutuyor. Kainat onun ile devam ediyor ve yarattığı her şeyi de kıvamında yaratıyor. Evet Kayyumiyetin kainatta tecelli eden kayyumiyetin cilvesi vahidiyet ve celal noktasında olduğu gibi kainatın merkezi ve medarı ve zişur meyvesi olan insanda dahi kayyumiyetin cilvesi ehadiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Cenab-ı Hakk'ın adeta tabiri caiz ise insan şaheseridir. Hani Mimar Sinan için, Mimar Sinan ne diyor eserleri için? 286 tane eser yapmış. 80 küsür yaşındayken, 80 yaşlarındayken Selimiye Camisi'ni yapmış. Maşallah. Bizim 70-75 yaşındakilerimiz camiye gidemiyor. Mimar Sinan 80 küsür yaşındayken Selimiye Camisi'ni ne yapmış? Vücuda getirtmiş beraber ustalarıyla. Bu 280 tane eserin içerisinde nedir? Şehzade Camii çıraklık eserim, ondan Süleymaniye Camii kalfalık eserim, Selimiye Camii ise benim ustalık eserim diyor. Ve la temsil bila teşbih. Cenab-ı Rabbul Alemin de ahsene külle şeyin halegahu. Allah ne yaratmışsa her şeyi güzel yaratmıştır. Allah'ın yaratıp da güzel olmayan bir şey yok yaratmış olduğu şeylerin hepsi güzeldir. Ama bunların içerisinde en güzel bir şaheseri var ki o da insandır. İnsan için ne diyor? Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Dikkat buyurun takvim. Yani ben diyor insanı kıvamda yarattım. En güzel kıvamında yarattım. O da kayyum ile aynı kökten geliyor. Kavame kökünden geliyor. Allah Celle Celaluhu insanı kıvamında yarattı. Ve bu insana bir kitap gönderdi. Gönderdiği kitap da Hazreti Kur'an bizzat kelamullah. O da fihi kütübün kayyime size kayyim yani kıvamında olan kitaplarla sizinle ne yaptı? Haberleşti. Peygamberlerin ellerine verdi. Bize gönderdiği kitap da kıvamında Kur'an-ı Kerim de tam kıvamında hatta İsra suresinin 15. cüzün 2. sayfasının en başındaki ayette Cenab-ı Hak tekit edatıyla inne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam bu Kur'an kendisini rehber ittihaz edenleri yani Kur'an benim rehberimdir diyenleri hiye akvam en kıvam en kıvamlı yola ne yapar? İsale eder, iletir. Evet, kitabımız kıvamında bir kitap. İnsan tam kıvamında yaratılmış. Evet, ehadiyet ve cemal noktasında insanda neyi var? Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetinin bir tezahürü var. Yani nasıl ki kainat sırrı kayyumiyetle kaimdir. Öyle de ismi Kayyum'un mazhar-ı ekmeli olan insan ise yani kayyum ismi en ziyade insanda tecelli etmiş. insanda görünüyor. Kayyum isminin en güzel aynesi insandır. Yani biz aynalara bakarız. Bir ayna bizi cemalimizi birinden daha iyi gösterir. Mesela dara kaldığımız zaman arabanın camında da saçımızı tarayabiliriz. O da gösterir. Veyahut böyle çelik metallerin üzerine baktığımız zaman da kendimizi, cemalimizi müşahede edebiliriz. Ama en güzel kendimizi aynede görürüz. Aynada. İşte kayyum ismini en mükemmel, en müşaşa, en mutantan yani en cemalli gösteren insandır. İnsanda Allah'ın kayyum ismi görünüyor. Öyle de ismi kayyumun masar ekmeli olan insan ile bir cihette kainat kıyam bulur. Kainat insan ile ayakta duruyor. Kainatı adeta insan için Cenab-ı Rabbül Alemin ne yaptı? Dizayn etti. Ondan dolayı men nefsen bi gayri nefsine ev fil ard fe Bir insanı haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi büyük bir cinayet işlemiştir diye kainatın göz bebeği yani medarı, merkezi olan insana Cenab-ı Hak ne yapıyor? İtibar ediyor. Cenab-ı Rabbül Alemin zatından sonra en ziyade mahlukatından insana itibar etmiş. İnsan bu kadar itibarlı bir mahluk. Bütün Esma-i Hüsna'sı en ziyade insanda mücelladır. İnsanda tecell tecelli etmiştir. Ve kainat da insan ile ne yapıyor? Ee, ayakta duruyor. Hatta bu insan Cenab-ı Rabbül Alemin'i tanımadığı, isyan ettiği, bunu hadis-i şeriflerden anlıyoruz. İsyan ettiği, zikretmediği, hatırlamadığı zaman ne oluyor? Kainatın vazifesi bitiyor ve Allah kıyameti ne yapıyor? Kopartacak ve kop kopartıyor. Evet, öyle de insan ile bir cihette kainat kıyam bulur. Yani kainatın ekser hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için ve sahhara lekumu şemsa vel kamer yani size ayı, güneşi ve bütün mahlukatı musahhar ettiği emrinize verdi diyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Demek ki insana bütün mahlukat hizmetkar ve hizmet ediyor. Kainatın ekser hikmetleri, ekser hikmetleri maslahatları, gayeleri insana baktığı için güya insandaki cilve ilk kayyumiyet kainata bir direktir. Kainatın direği insandaki o kayyumiyetin cilvesidir. Evet, işte insanın zatı hayyi kayyumun bu zatı hayyi kayyum yani kayyum olan hay olan o zatü zülcelal bu kainatta insanı irade etmiş ve kainatı onun için yaratmış denilebilir. Bir cihette denilebilir. Çünkü insan camiyeti taamme ile yani camiyetinin cami olması ekser esma esmai hüsna insanın zatında mücella olması, tecelli etmesi, görünmesi. Mesela cemadatta hay ismi görünmüyor. Camit olan eşyada Hay isminin tecellisi yok. Ve Cenab-ı Hakk'ın yetmişten fazla ismi her an insanda tecelli ediyor. Hayvanatta bir kısmı tecelli etmiyor. Nebatatta bir kısmı tecelli etmiyor. İnsanda en ziyade tecelli ediyor. Hatta Bediüzzaman Hazretleri bir yerde Ey kendini insan bilen insan kendini oku. Nasıl ki esmada bir ismi azam var. Yani Allah'ın isimlerinin içerisinde bir ismi azam var. O esmanın nukuşunda, nakışlarında dahi bir nakş-ı azam var ki o da insandır. Yani insan Allah'ın nakışlarının en azamıdır. En güzel nakşıdır. Cenab-ı Rabbül Alemin insanı en güzel, en kıvamında yaratmış. Bir insan diyemez ki ya keşke bir kulak daha fazla yaratsaydı veya bir burun daha fazla olsaydı, bir yedek bir parmağımız daha fazla olsaydı diyemiyor. Medeniyeti kardeşlerim şu el inşa ediyor, etmiş diyorlar. Bakınız bu eli burada bir mesafe ile yaratmış. Cenab-ı Rabbül Alemin'in yani kainatta boşa yarattığı hele insanda boşuna yarattığı hiçbir şey yok. Her şey nihayet yani sonsuz derecede hikmetle tanzim edilmiş. Bahusus insan. Lekat helaknel insane. Muhakkak ki biz insanı yarattık. Fi ahseni takvim. En güzel surette en ahsen kıvamda insanı yarattık buyuruyor. Evet. Çünkü insan camiyeti tamme yani o esmanın ekserisi onda mücella olmasıyla bütün esma-i ilahiyeyi anlar, zevk eder. Melekler mesela onlar e, esma-i ilahiye Allah'ın zikriyle takaddi ederler. Cenab-ı Hakk'ın ve in ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalkarsanız bitiremezsiniz dediği ayeti kerimede, buyurduğu ayeti kerimede bize bu kadar in'amat, ihsanat, ikramat vermiş. Yani ikram etmiş. Bunları biz saymakla bitiremeyiz. O kadar çok. Bunlar, melekler bunlardan mahrum. Cenab-ı Hakk'ı biz ayrıca rezzak olarak ta tanıyoruz. Cenab-ı Hak bize ne yapıyor? Hastalık veriyor, şifa veriyor. Allah'ı muafi esmasıyla tanıyoruz. Şafi esmasıyla tanıyoruz. Cenab-ı Hak bizi zarara sokuyor. Var ismiyle tanıyoruz. Bize basıt ismiyle tanıyoruz. Bize imbisat veriyor. Ondan sonra bizi kabud ismiyle sıkılıyoruz. Ya Rabbel Alemin diyoruz. Bu da sendendir. Ya Rabbel Alemin. Ve Cenab-ı Alemin'i sair esma yusnasıyla ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Melekler bütün esmasıyla Cenab-ı Hakk'ı hakiki manada tanıyıp bilemiyorlar. işte. İnsanın meleği geçmesi bu cihettendir. Miraçta Resulullah geçtiği gibi biz de tanımada, marifette geçeceğiz. Zaten cennette insanlar olacak hizmet için melek melekâtullah olacak. İşte alimler öyle diyor. Cennette cinler ve melekler olmayacak. İnsanlar cennette meleklere ve cinlere takaddüm edecek. Evet. Halbuki melaikeler, o esmayı hüsnayı o zevk ile bilemezler. Yani biz melekeleri ne yapıyoruz? Geçiyoruz. İşte insanın bu ehemmiyetti, ehemmiyetli camiyetidir ki zatı hayyü kayyum insana bütün esmasını ihsas etmek hissettiriyor Cenab-ı Hak. Bütün esmasını bize hissettiriyor ve bütün envai ihsanatını tattırmak için öyle iştihalı bir mide vermiş ki insana Cenab-ı Hak iştihalı bir mide vermiş. Su ile ondan sonra değişik taamlar ile ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz. Ona hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Midemizin önüne büyük bir sofra sermiş. Ve öyle iştihalı bir mide vermiş ki o midenin geniş sofrasını hadsiz envai matumatıyla kerimane doldurmuş. Yani Cenab-ı Hakk'ın keremi, ihsanı sonsuz, nihayetsiz. Soframız o kadar geniş ki sadece ve sadece Türkiye'de 286 çeşit bu da tam 19 sene önce okuduğum bir haberden söylüyorum. ...286 çeşit kara üzüm var. Bir o kadar da beyaz üzüm vardır. E şimdi bu kadar üzüm... ...hakikaten 10 çeşit üzüm olsa bize yetmez miydi? Veya 2 çeşit yeterdi. Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Gınasını, zenginliğini... ...ve cömertliğini, cudunu, sehavetini bize göstermek için... ...bizi nihayetsiz in'amat ile, ihsanat ile... ...tekrim ediyor, şereflendiriyor... Misafirin sofrasının zenginliği ev sahibinin misafire verdiği değeri gösterir. Demek ki Allah bize itibar ediyor. Bizim de Cenab-ı Hakk'a ihtiram etmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'a ihtiram etmek nasıl olur? Yani Cenab-ı Hakk'a ihtiram etmek, hürmet etmek ibadet ile olur. Hani derler ki adamın biri camide hoca efendiye sormuş ki hocam çok ayeti kerimelerde ya eyühellezine amenut tekullah amenut takullah in tettekullah gibi yani bu inne ekremekum indallahi etkakum bu takva Allah'tan korkmak yani Allah'tan korkun Allah'tan korkun bu ne demek? O da diyor ki hoca efendi evet diyor o o o takaya, takva korkmak demektir Allah'tan korkacaksınız. Bu da sabah olmuş müezzin efendi çağırıyor. Hayale salâh namaza gelin. O da tabii nefsi uyanmak istemiyor. Diyor ki, Ya Rabbi senden öyle korkuyorum öyle korkuyorum ki yorganı başına çekiyor. Korkudan başımı dışarıya çıkaramıyorum hesabını öyle geldiği için. Yani Allah'tan korkmak. Cenab-ı Hak bize ikram etti ya bize ona biz de ona ihtiram edeceğiz. İhtiram etmek, ihtiram etmek Cenab-ı Hakk'a ibadet etmektir. Hakiki manada muhabbetini kaybetmekten korkmaktır. Niye? E çünkü bize bu kadar ikramı yapan Cenab-ı Hak o hayat midesine duygular, eller hükmünde geniş bir sofrayı nimet açmış o hayat ise duyguları vasıtasıyla o sofrayı nimetten her çeşit istifadeleriyle teşekküratın her nevini yapıyor. Değerli kardeşlerim, yani Cenab-ı Hak sadece midemizin önüne sofra açmamış. Hislerimizin, duygularımızın, ruhumuzun, aklımızın ve hatta cennetimizi, cenneti de bize bir sofra olarak inşallah iman mukabilinde, ibadet mukabilinde, Buradaki çektiğimiz sıkıntıların mukabilinde ne yapacak? Fazlıyla önümüzü açacak. Evet, bir gün bir hatırayla bitireyim. Ee, Valide Kur'an okurken Kur'an-ı Kerim bir ayeti kerimeye diyor ki bu ayeti kerimenin manası nedir? Gel bunu bana açıkla. Gidip bakıyorum ayeti kerime de şu diyor. Şu ayeti kerime estağfirullah. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hezen. Dedim ki anneciğim bu ayeti kerimeyi inşallah ehli iman cennete girdiklerinde söyleyecek. Müfessirler bunda müttefiktirler. Yani müfessirler buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak insanları fazlıyla cennete soktuğunda cennete davet ettiğinde vallahu yed'u ilel cenne Allah sizi cennete davet ediyor. Biz şu anda Cenab-ı Hakk'ın kart vizit almış, daveti almış misafirleriyiz. İnşallah davetine icabet edeceğiz ama ondan önce müezzin efendinin hayyalel fela kurtuluşa gelin davetine icabet etmek şartıyla. Fazlıyla inşallah cennete gireceğiz. Evet ayeti kerimenin manası cennete müminler girdiklerinde diyecekler ki Elhamdülillah Allah'ım sana hamdolsun. Ya Rabbi ham sana aittir. Şükür sana aittir. Bu cenneti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği gibi bulduk. Bu ne güzel cennet. Adettü li salihin buyuruyor Efendimiz. Ben salih kullar kullarım için hazırladım. Ne hazırladım? Bir cennet hazırladım. Ma la aynun ra'et. Ne göz görmüş. Ve la uzunun semi'et. Ve la hatara ala kalbi beşer. <laughs> Ne kulak işitmiş ne de bir Beşerin kalbine hutur etmiş Aklına kalbine hayaline Gelmemiş bir cenneti Ey kullarım sizin için hazırladım İşte mümin de Girdiğinde cennete inşallah Diyecek ki elhamdülillahillezi Yarab Allah'ım sana hamd olsun Öyle bir Allah'a hamd olsun ki Ezhebe annel hezen Bizden hüzünü Bizden sıkıntıları dünyanın çilesini, sıkıntısını, meşagilini, üzerimizden cehennemin tehlikesini üzerimizden kaldırıp da bizi cennete davet etti, cennete dahil etti. Bu Allah'a hamdü senalar olsun diye diyerek inşallah cennete gireceğiz. Cenab-ı Hak girmeyi bizlere nasip eylesin. Bizi ahseni takvimde yarattı. insan olarak yarattı. Makamı Mahmud'da olan kendisine verilecek ve mukimü sünne olan bir peygambere bir peygambere ümmet olarak yarattı. İnne hazel kur'ane yehdi lilleti hiye akvem diye tarif buyurduğu Hazreti Kur'an'ına bizleri talebe eyledi, muhatap eyledi ve bizi kayyum esmasının en ziyade mücella olduğu insan suretinde yarattı ve en büyük nimet olan iman nimetini verdi ve bu iman nimetiyle beraber marifetullah ile sair esma ve sıfatıyla ve onların da tecelliyatıyla zatını tanıma fırsatı bizlere nasip eyledi. Cenab-ı Rabbül Alemin son nefesimize kadar tanımayı bizlere nasip eylesin. Çünkü tanımak bitmiyor. Rabbena la tuzil kulubena ba'de iz hedeytena. Ya Rabbi bizim kalbimizi bize bir nur verdikten sonra bizim kalbimizi la <laughs> tuzil kulubene kalplerimizi eğriltme. Badeyiz deytena, Bize bir hidayet nasip eyledin. Bize bir güzellik verdin. Bunu son nefese kadar bize nasip eyle diye ne yapacağız? Dua edeceğiz. Zaten Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam utlubul ilme ilmi talep ediniz minel mehdi ilal lehdi. Yani mehtten yani o mezarın o ölünün yüzünün baktığı bir ileriye doğru bir çukurluk vardır. Bir fazladan eşilir. Oraya meh denir, şey lah denir. Üstüne kapatılan tahtalara da lah tahtası denir. Bilirsiniz. İşte Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki sizin diyor gözünüzü açtığınız beşikten ve gözünüzü kapattığınız ve kabirde bir hesap için de açacağız. Cenab-ı Hak sevinerek açmayı nasip eylesin. Oradan diyor mehden lahde kadar ilmi talep edin. İlimlerin şahı Allah'ı tanımak ilmidir. Cenab-ı Rabbül Alemin'i tanımayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Sübhaneke la ilme illa maallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin rıza enillahi tealel fatiha ma as